Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz pazarcıklıyım ben. Bugün size Maraş'tan gelen turşu tarifi ile size turşu basacağım. Maraş'ın turşuları çok güzel oluyor. Ben orada kursa gitmiştim. Üniversiteye hazırlık yani sınavlar için hazırlık kursuna gitmiştim. Orada Maraş'ta olan bir ailede kaldım ve komşulardan gelen turşular oluyordu ve çok çok güzel oluyordu tadı. Veci abladan, Maraş'ta yaşayan Veci abladan tarifi aldım. Çok sağlam olan, kendilerine çok beğenmiş olduğu bir turşu tarifini bana gönderdi. Veci abladan da bana göndermiş olduğu bu tariften dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu arada aslında turşu yapacaktım, yapmışken de bu tarifi sizinle beraber uygulamak istedim. Size her şeyden önce göstereyim. Ben bu şekilde tuzlu suya basmıştım malzememi. Bu sefer biraz da kereviz kattım. İşte üzerine de bu şekilde sauerkraut, derseniz, Schweinefurt sauerkraut derseniz, bunları Amazon'da bulabilirsiniz. Üzerine bu taşları koydum. Bu şekilde tuzlu su ve birazcık da limon tuzuydu değerli arkadaşlar. Ben direkt bu bastığım kısmı gördüğünüz gibi sararmış. Bu baskı yapmış olduğumu direkt turşuya çevireceğim. Ben baskıyla yapıldığı zaman çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde değerli dostlar. Birazcık da kereviz katmıştım. Şimdi şöyle temiz suyla 2 litre su, ölçüleri bu 5 kiloluk kavanoz için 2 litre temiz su değerli arkadaşlar. Akan o çeşme suyu olmuyormuş. Şöyle 1 litre suyum. 2. litre. Şimdi normalde ben baskı yaptığımda suyuna hiç tuz koymuyorum. Ama bu sefer koyacağım çünkü tuzun eksik olmasını istemiyorum. Tarifte verilen tuz da zaten çok fazla bir tuz değil. Bu şekilde 2 litre karışım içerisine 1 litre sirke konuluyor. Aslında çok abartılı ama tarifte olduğu için birebir uygulayacağım ben. Birazcık üzüm sirkesi, birazcık elma sirkesi karışık yapacağım. Aşırı derecede sirke giriyor. Aşırı derecede limon tuzu da 2 kaşık da limon tuzu. Yani ben normalde bu ölçüye uymazdım. Hayatta bu kadar katmazdım sirke. Ama ölçü öyle olduğu için birebir uygulayacağım. Evet. 1 litre sirke. 3 kaşık şeker. Daha önce ölçmüştüm. 1, 2 ve 3. 3 kaşık sirke. 2 kaşık limon tuzu. 2 kaşık limon tuzu. Ve 4 kaşık da kaya tuzu. Çekilmiş kaya tuzu deniyor ama ben bunu eriteceğim. 1, 2, 3 tane 3 koyayım. Çünkü ben tuzlu suya basmıştım malzememi. O yüzden bir tane eksik. 4 başta sarımsak değerli arkadaşlar. Sarımsaklarımı suyun içerisine bıraktım ve kabukları gerçekten çok kolay soyuldu. Ama bunları şey yapmayacağım. Tüm tüm atacağım. Şimdi bunu böyle karıştıracağım. Erimesini sağlayacağım. Bu burada eriye dursun değerli dostlar. Ben bu arada Antakya'dan getirmiş olduğum çökeleği dışarıya çıkarttım. Çünkü peynirim falan bitti. Bunlar da evde neyim var neyim yok değerlendirmek istiyorum. Bu böyle. Hatta bir kepçe bırakayım içerisine. Bir kepçeyle almam daha kolay olacak. Şu şekilde. İçindeki malzemeyi böyle eriteceğim. Şimdi
suya bastırmış oldum. İçerisine de biraz limon katmıştım. Bunları böyle kavanozuma alıyorum. Söylediğim gibi biraz da kereviz. Bu sefer biliyorsunuz ben kendi ait tariflerim var. Denemeyi seviyorum. Denemek istedim. Kereviz biliyorsunuz sapı falan katılıyor. Acaba dedim kendisini katsak nasıl olur? Bir deneme için bir tarif. Evde de kereviz vardı. Onları küp küp yapıp içine attım. Şu aralarına sarımsak. Bu şekilde kat kat yapacağım. Görüyorsunuz baskı olduğu için hem de şişme falan olmayacak. Bunun diğer bir özelliği de bir gün açık kalacak, asitlenme olmasın diye. Arada böyle sarımsak. Ben öyle çok fazla malzemeyi sevmiyorum. O yüzden sevdiğim malzemelerle, havuç falan sevmiyorum. İşte sevdiğim nedir? Rahanaydı, işte biberdi. Bunları seviyorum. Yine bir iki tane sarımsak atayım. Bu şekilde. Yine sarımsak atayım bir iki tane. Evde lahana vardı. Lahanamı değerlendirmek istedim. Gidip kendime dolmalık biber aldım. Normal biber aldım. Baskı yaptım. Çünkü bence baskıyla çok lezzetli oluyor. Hem de malzemelerimi de değerlendirmek istedim işin açıkçası. Yine araya sarımsak. Görüyorsunuz kabarıklık falan olmuyor baskıda olduğu için. Yine bir sarımsak. Evet. Malzemem artık ne kadar çıkarsa o kadar. Değerli dostlar. Başka bir şey katmak istemiyorum. Ve bu tabi baskıda olduğu için çok çabuk dönecektir. Bir hafta sonra ben zaten yer ve size gösteririm. Bugün de Antakya yöresine ait yoğurmalı patatesli köfte yapacağım. Onun tarifi de var. Muhteşem oluyor değerli dostlar. Patateslerimi haşlamışım. Haşlayabilirsiniz. Kabuğunu soyup suda da haşlayabilirsiniz. Şimdi kuru domatesi haşlayacağım. Şimdi güzel tarafı soğan, kuru soğan girmesi o yoğurma köftesine. Yani normalde katmıyorum. Ben kokar falan diye işe gidiyorum diye. Ama bugün katacağım. Değerli arkadaşlar. Son kalan malzemeyi de böyle katıyorum. Bu şekilde. Bu şekilde katıyorum. Bir günde açık olacak. 24 saatte böyle açıkta bırakacağım. Asitlenmesin diye. Şimdi bu malzemeyi dökeceğim. Bir iki tane sarımsağım var. Onları da dökeyim. Ve suyu aktarıyorum. Yani hayatta ben normal olarak bu kadar sirke katmazdım. Limon tuzu da bu kadar katmazdım. Ama tarifte var. Söylediğim gibi birebir uyguluyorum. Açık bekletmekte fayda var. Çünkü su çökecektir. Arasında hava kabarcıkları kalacaktır. Onların yok olması için. Çünkü o hava kabarcıkları bir süre sonra turşuya zarar verecektir. Gördüğünüz gibi malzeme su fazla geldi. Biraz çöke çöke katacağım. Kalanında bir kaba koymayı düşünüyorum. Birazcık da bakalım. Evet. Ben bunu içeriye götüreceğim. Bekleteceğim. Eğer
Eğer birazcık daha inerse suyu, ben yarın bu sudan katarım. Şimdilik bu kadar. Değerli dostlar, işten eve geldim. Fasulyeyle sağımı solumun kıllarını temizledim. Aslında eskisi gibi saçlarım dökülmüyor ama her ihtimale karşı. Çünkü bütün emekler boşa gider. Dikkatli olmakta fayda var. Önce tabii dün yıkadığım bulaşıkları yerleştirdim. Tezgahımı açtım. Fazladan sirkeli suyum kalmıştı. Biraz indiğini görüyorum. Yaklaştırayım. Söylemiştim. Ben bu malzemeyi 2 hafta kadar tuzlu suya bırakmıştım. Böyle az bir şey sirkeli su üzerine döküyorum. Sirkeli suyum oldukça fazla geldi. Tazeden yapmadım, baskıdan yaptım. Baskı da aylarca olan bir baskı değil, 2 haftalık bir baskı. 5 kiloya daha fazla malzeme koymama yardımcı oldu 2 hafta sonra. Yani bu çok çabuk döneceğini düşünüyorum. Zaten sararmış durumda. Bir hafta falan bekleteceğim. Ve çok sevdiğim bir yemekle beraber sizin karşınızda sunum yapacağım bu turşuyla. Bakalım Maraş'tan gelen bu tarif istediğim neticeyi verecek mi? Bunlar da zaten biliyorsunuz turşulu satılıyor. Ben buradaki bakkalından aldım. Sanıyorum 7-8 euroydu. Bir böyle 5 kiloluk var, bir 10 kiloluk var bende. Devam ediyor. Devam edecek. Devam edecek. Devam edeceğiz. Değerli canlar, bugün eve geldim. Kollarımı sıvadım. Ve önce bulaşıklarımı yıkadım. Bir gün önceden kalan. Bazen yetiştiremiyorum. Çünkü film izlemeyi falan seviyorum. Kendime zaman ayırmayı seviyorum. Dün bizim dernekte yönetim kurulunun toplantısı var. Çok geç geldim ama hiçbir film falan izlemedim. Hiç, özel kendime hiç zaman ayırmadan uyuyamazdım. Hiç huyum değil. Dolayısıyla bulaşığımı bugün yıkadım. Ha, bu arada derneğimizde bir okuma grubu oluşturmak istiyorum. Yönetim kurulu çok karamsardı. Hatta bana dediler ki başaramazsan üzülme ama dediler. Deneyeceğim, bir grup oluşturmak istiyorum. Bir araya gelip işte birbirimize kitap tavsiye edeceğimiz, kitaplardan sayfalar okuyacağımız, o konularda beyin jimnastiği yapacağım bir grup oluşturmak istiyorum. Başarır mıyım bilmiyorum. Göreceğiz. Turşu videomuza devam ediyoruz. Turşuyu ne dedim ben? En çok sevdiğim yemekle sunmak istiyorum size. Dolayısıyla benim en çok sevdiğim yemek tavuk suyuyla pilav ve üzerine de haşlanmış tavuk. Ve şu anda da bu söylediğim yemeği yapıyorum. Tavukları önce ve bir de şunu söyleyeyim değerli dostlar. Almanya'daki tavuklar hiç Türkiye ile alakası yok. Burada çok lezzetli. Bunu da belirteyim. Yani Türkiye'nin tavuklarının güzel olmadığını da kız kardeşimden duyuyorum. O pek sevmiyor çünkü. Ama ona ısrarla buradakiler farklı diyorum. Önce bunu mühürledim. Tavuğumu mühürledim. Bu şekilde haşlanıyor. Güzelcene suyunu tadı suyuna geçecek şekilde iyice haşlandı. Şimdi altını birazcık daha açacağım. Hararetle. Burada da şehriyeyi kavurdum. Bu şekilde kameramı da indireyim. Yapmış olduklarımı görün. Açıyorum altını. Tencerenin içerisine biraz tereyağı bıraktım ve söylediğim gibi şehriyeyi de güzel bir şekilde kavurdum. Şimdi yıkanmış pirinci üzerine bırakacağım. Suyunda tuz olduğu için tuz katmayacağım. Bu şekilde ve bu pirinçler çok iyi bir şekilde özene özene kavrulacak. Bunu yedire 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 pirincini kavuracağım. Daha sonra tavuk suyun üzerine bırakıyorum. Kısık ateşte suyunu çekene kadar pilavım pişecek. Sonra da demlenmeyi bırakacağım. Yani demlenme derken dinlenecek pilav. Alelacele yemek istemiyorum. Değerli dostlar, bu arada turşumu göstereyim. Turşum sararmaya başlamış. Gördüğünüz gibi yalnız içerisindeki sarımsaklar
Daha böyle mavi mavi duruyor. Tam o turşu ya fermantasyon olmamış diye düşünüyorum. Ama yine de tadına bakacağım. Orijinal Maraş'tan geldi. Söylediğim gibi Beci ablam sağ olsun turşularını yaptırdıkları bayandan aldı. Ben daha önceki yıllarda da o dershaneye gittim yıllarda da Maraş'ta yedim turşuyu. Hayatımda hiçbir yerde yemedim. Ve bu Maraş lezzeti de bu videomda devam ediyor. Hayatım boyunca peşinde koştuğum ve bulduğum, uyguladığım, beğendiğim tatları sizinle paylaşıyorum. Yalnız turşu nasıl olduğunu bilmiyorum. Hep beraber göreceğiz. Videom uzamasın diye ben bu kavurma işleminin son aşamalarına kadar durduruyorum. Ama siz hiçbir yere gitmiyorsunuz. Biraz okşan gibi yapacağım da umarım bilmiyorum yani karşılaşırsak ve benim videomu izlerse bana kızabilir. Bu pilavın hikayesi de bizim belediyede Ankara'da çalışırken belediyede çok cimri bir arkadaşımız vardı. Ama çok cana yakındı, çok sempatik bir insandı. Hep eşinin kendisine sürekli ekonomik sıkıntılardan falan bahseden biriydi. Ve biz onun mesela poğaçasını alıyorduk. Bilmem ne yapıyorduk. İşte yok işte yırtık çorapla geldim. Yok bilmem ne diyordu. Bir duyduk ki arabası var, yazlığı var, evi var. Hani böyle durumlar da oluyor. Ama o beni bir gün yemeğe çağırmıştı ve bu tavuklu pilavı çok iyi yaptığını, tavuk suyuyla pilavı, işte haşlanmış tavuğu ve pilavı çok güzel yaptığını söylemişti. Ondan gördüm. Bu pilavın yani bu pirincin çok iyi bir şekilde yağda kavrulması gerekiyor. Özenle o çok bayağı bir uzattı yani. Tavuğun içerisine de fazla su koymadı. Bir şekilde yani hani yıkanmış o suyuyla o suyuna bırakmış olduğu yağ çok fazla olmamıştı. Onu katmıştı pilava. Ve gerçekten çok lezzetli olmuştu. Tabii benim tarzım onunkine göre daha farklı. Ben o kadar çok özenmeyeceğim. O kadar uzun, o baya baya bir çevirtirmişti bu pirinci. Ben tabii öyle yapmayacağım. Benimki birazcık daha hızlı olacak. Karıştırmaya devam ediyorum. Bazıları pirinci sıcak suda bırakıyorlar. Ben hiç öyle yapmam. Sadece yıkarım ve kavururum. Gördüğünüz gibi ve benim pirinç pilavlarım da hiç fena olmaz. Gayet güzel olur. Ben karıştırmaya devam ediyorum. Değerli arkadaşlar. Video uzamasın diye ama sabırla işte yemeğe lezzet vermek istiyorsanız zaman ayırmak gerekiyor. Temiz olması gerekiyor. Etrafınızın malzemeleri temiz yıkamanız gerekiyor. Bunlar önemli. Zaten biliyorsunuz tekrarlamama gerek yok. Bayağı kavurduğumu düşünüyorum. Değerli arkadaşlar. Kavurup bir köşeye bırakmıştım. Bence böyle daha iyi. Çünkü hem şehrin yanması engellenildi. Hem de yani nasıl yedire yedire kavrulması sağlandı pirincin. Şimdi tavuk suyunu bırakacağım üzerine. Ama tavuklarım pişmeye devam edecekler. Bu arada Bahar'ı anmak istiyorum. O bana hep derdi ki bir parmak geçmesi gerekiyor diye pirinç suyunun bir parmak geçmesi gerekiyor derdi o. Eğer sonradan su da katsanız problem olmuyor. Ben buna biraz su katmam gerekecek. Şöyle birazcık su katmak istiyorum ben buraya. Bir bakayım bakalım. Evet. Sanıyorum bu yeterli olacak. Ben soğuk su katıyorum. İlla soğuk su olması gerekmiyor. Bu arkada da tavukların pişmeye devam edecekler. Yalnız altını bayağı kısacağım. Bu sefer ikiye getirdim. Devam ediyoruz. Ay dostlar. Pilavım oldu görüyor musunuz? Nasıl güzel oldu hem de. Aman 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 aman. Harika. Gördünüz. Şimdi üzerine onun
peçete bırakırım. Güzel demlensin. Hem göstereyim de bu şekilde. Bunu da üzerine bırakayım. Biraz bekletirim. Çok sıcak yiyemem çünkü. Ne olmuş? Ne alemdeymiş? Tavuklarım da bu alemde. Güzel alemde. Şu arkasını da birazcık kızartırım. Ondan sonra da turşumu çıkartmaya başlayayım. Emin olun, turşuyu ben de çok merak ediyorum. Bu tarifle ilk defa yaptım. Bakalım, göreceğiz nasıl olmuş. Göstereyim bakalım. Üstler ne alemde. Hiç suyu şey olmamış, altı çökmemiş gördüğünüz gibi. Ah, süper kokular gelmeye başladı. Ben söylediğim gibi biraz da kereviz katmıştım. Şöyle azar azar alıp bakacağım. Biraz da suyundan alacağım. Bakalım ne alemde. Altlardan da biberlerden, şöyle biberlerden çıkartayım. Başka. Böyle. Biraz belki daha zamana ihtiyacı vardı ama ben dayanamadım. Çünkü bu tarifin bekleyen, söylemiştim çevremdekilere. Tarifin bekleyenler var. O yüzden biraz acele ettim. Bakalım nasıl olmuş. Ama pilavımı falan da alayım da ondan sonra sunuma geçeyim. Seviyorum. Şimdi de pilavı alayım. Biraz çok bekleyemeyeceğim. Artık tabakta bekletirim. Böyle daha çabuk soğur. Ay dostlar, nasıl güzel olmuş pilavım. Bakın. Muhteşem. Yemin ediyorum. Şöyle bir tane de tavuktan. Bu benim en çok sevdiğim yemek. Değerli dostlar. Biraz daha soğutayım. Ve güzel arkadaşlarıma sunuma geçeyim. Değerli arkadaşlar, sunuma geçiyorum. Görünmüyorum. Pilavıma bakayım. Nefis. Asıl merak ettiğim turşum. Bakalım turşum ne alemde. Yemin ediyorum arkadaşlar, olay olmuş. Yemin ediyorum, ilk defa açtım ve sizin önünüzde deniyorum. O Maraş'ta aradığım lezzeti yakalamışım. Olamaz böyle bir şey. Allah'ım nasıl güzel tadı var. Bunlar da kereviz parçaları. Yemin ediyorum turşum harika olmuş. Söylediğim gibi malzemeyi ben 2 hafta falan salamurada tuttum. Ve çok güzel olmuş, harika. Ben pilavı böyle kaşıkla seviyorum. Biraz da tavuktan. Ben bu yemeği gerçekten güzel yapıyorum. Pilavı da harika.
Ve turşu da harika. Yemin ediyorum. Maraş'tayken ben komşular falan getiriyorlardı. Hiçbir yerde almadığım değişik bir tat vardı turşularında. Aynı tat o çocuk yani o üniversiteye falan hazırlık dönemlerinde yediğim turşunun aynısı. Yemin ediyorum. Harika olmuş. İçinde acı yok. Biliyorsunuz acı turşuları daha çabuk çevirir, döndürür ve değişik bir tat verir. Muhteşem bir lezzet. Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Anlatamam size. Umarım siz de yaparsınız ve bana neticesini yazarsınız. Olay olmuş. Arkadaşlar, videom film tavsiyeleri ile devam edecek. Ben yemeğime devam edeyim. Değerli arkadaşlar, film tavsiyelerime, değerli dostlar, değerli canlar, güzel insanlar. Film tavsiyelerime geçmeden önce son günlerde almış olduklarımı göstermek istiyorum. Bunlardan bir tanesi böyle bez parçası. Almanların Knödel dedikleri, Sowjetin Knödel dedikleri, bu bayatlamış ekmeklerle yapmış oldukları bir yemekleri var. Bunun işte böyle bezin içerisine sararak suyun içerisine haşlıyorlar. Ben Alman yemeklerinde de size birkaç tarif vermek istiyorum. O yüzden bir de böyle bir bez, güzel, çok kaliteli bir bez. Böyle bir bez başka işte biliyorsunuz peynir de yapıyorum. Öyle durumlarda lazım olur diye böyle güzel pamuklu bir bez evde bulunsun diye bu bezi aldım. Dün Aldi'ye bu pirinç sirkeleri gelmişti. Ben Çin mutfağına da ilgi duyan bir insanım ve Çin mutfağından da yemekler yapıyorum. O mutfaktaki yemekler için bu pirinç sirkesinin olması gerekiyor. Ayrıca bu pirinç sirkesini ben biliyorsunuz zeytin turşusu kalamatayla yapmış olduğum kendi kanalımda da bulacaksınız. Onda da kullanıyorum. Bence çok lezzet veriyor. Ve başka şeyler de deniyorum. Böyle turşu taze şeyler deniyorum. O yüzden evde olmasını istedim. Bunlardan 3 şişe aldım. Sonra sesam yağı. Çünkü Japon, işte mochi denilen Japon pastasını deniyorum. Onun için hatta siyah sesam aldım. Onda kullanacağım bunu. Tabii başka yerlerde de kullanılır. Bu sesam yağı. Bu da fındık yağı. Bunları fındık yağını hiç kullanmadım. Denemek amaçlı aldım. Değerli arkadaşlar, film tavsiyelerimle devam edeceğim. Değerli arkadaşlar, film tavsiyeme Kristen Stewart'ın 2004 yapımı Speak, Benimle Konuş filmiyle başlamak istiyorum. Size filmi şu şekilde göstereyim. Ben bunu sanıyorum Amazon Prime'de izlemiştim. Belki siz Netflix'te bulabilirsiniz. Bu da benim gözümden kaçmış filmlerden bir tanesi. Sizin için de aynı şey geçerli diye düşünüyorum. Ve puanı oldukça yüksek. Kristen Stewart, yani bu film daha çok gençlerle alakalı bir film. Benim bugün size tavsiye ettiğim 3 film de bir şekilde çocuklar ve gençlerle alakalı. Ama bir de size şunu belirteyim. Daha önce eksmanla olduğum dönemlerde, üniversiteye gittiğimde ki o zamanlar da yani 30 küsur yaşlarındaydım. Ben 39 yaşında ikinci üniversitemi bitirdim. Çocuk filmi, genç filmi çok izlerdim. Ama son yıllarda kesinlikle izleyemiyorum. Ama bu filmler izlettirdi. Çok, çünkü gençlikle, çocuklukla bilmem neyle alakası yok. Yani verdiği mesajlar çok güzel. Ben size konuyla da ilgili biraz okuyayım.
yaşadığı sarsıcı olayın ardından sessizliğe bürünmüş olan Melinda Kristen Stewart, lise hayatını dışlanmış bir genç olarak sürdürmektedir diyor. Ben birazcık yorumlarına da bakayım. Bu 2004 yapımı Catching in the Rye kitabını Gönül Çelen diye çevirmeniz üzdü diyor. Bir Google'a yazsaydınız bari diye bir kitaptan çevirmiş film. Catcher in the Rye kitabının çevirisiymiş bu film. Yani filme uyarlanmasıymış. Travmatik bir konuya değişik bir yaklaşım, övgüleri fazlasıyla hak ediyor diyor bir diğer izleyici. Bir tanesi fena değil, burada övüldüğü kadar da iyi değil diyor. Bir başkası mükemmel bir ailenin kusursuz kızları için tek yorumu sadece tek gecede kızımız farklı biri oldu diyor. Bakın, gören göz olmak çok önemli. Bakın bu izleyici ne kadar önemli bir şeyi yakalamış yani. Hani bir gecede kızımız çok değişti diyor babası. Ve hakikaten de o gece onun hem karakterini hem de hayatını alt üst ediyor. Mükemmel bir filmdi. Çok güzeldi. Mutlaka izleyin. Mutlaka Kristen'in oyunculuğuna bir kez daha aşık oldum diyor. Kristen Stewart'ın genelde filmlerinde böyle melankolik bir tarzı var. Ama oyunculuğu gerçekten çok iyi. O yüzden bunun izlenmesi gerekiyor bu filmin. 2004 dedik. Şimdi 2013 ile devam ediyoruz. Wish You Well filmi. Bu da 1940'ları anlatan iki kardeşin işte babaannelerinin yanına gitmesi, çiftlik sahibi olan bir babaannelerinin yanına gitmelerini anlatan ve oradaki mücadeleyi anlatıyor. Bu filmi size neden öneriyorum? İnsan olmaktan, iyi insan olmaktan kesinlikle vazgeçmeyin. Gerçekten iyilik ekerseniz iyilik biçtiğinizi gösteren bir film. Ve sımsıcak, hakikaten insanı mutlu eden bir film. Buradaki yorumları da size okuyayım. Çok harika bir filmdi. Sıcacık, samimi ve duygusaldı diyor. Bir diğeri de ilk yarım saatte çok sıkıldım ama ondan sonrası çok güzeldi diyor. Türkiye'de olan hale gelen şeyler yaşandı diye devam ediyor yorumuna. Çok güzel bir roman uyarlaması. Duygusal manzaralar çok güzel. Bu film de yine bir roman uyarlamasıymış sinemaya. Buradaki bu filmin puanı da çok yüksek. Üçüncü ve son film tavsiyeme geliyoruz. 2018 yapımı olan bir film bu. Bu filmin de biraz size yorumunu okuyacağım. Bu da gençlikle alakalı ve gerçek yaşanmış bir yani biyografi niteliğinde olan bir film. Beni çok etkiledi. Ve zaten filmin sonlarında yani gerçek işte baba, gerçek kardeşler, gerçek anne ile ilgili ve kendisiyle ilgili de böyle fotoğraflar var. O fotoğrafları da kesinlikle kaçırmayın. Değerli arkadaşlar, çok güzel. Buradaki verilen mesajlar da çok güzel. Çok da etkileyici bir film. Ben size filmi söyleyeyim. Mucize Sezon, yani 2018 demiştim, Mucize Sezon, The Miracle Season diye filmin İngilizce ismi de bu şekilde. Ben filmi de böyle bir sahnesini sizlere göstereyim. Ben bu filmi de Amazon Prime'de izledim. Ne kadar iyi yapmışım Amazon Prime'e üye olmakla. Çok isabetli bir karar değerli arkadaşlar. Orada da bayağı bir keşifler yapıyorum, film bulabiliyorum. Benim için çok iyi oldu. Hem de evde televizyon olmadığı için Almanca izliyorum ki yani Almanca iş yerinin dışında kimseyle konuşmadığım için benim için önemli yani. Size konuyu anlatayım. Britanya, Kanada'da 2018 ABD'de yayınlanmış olan Mucize Sezon diyor. The Miracle Season filmi dram spor türündedir. 2018 yılında vizyona girmiştir diyor. Takımın en önemli oyuncusu olan Caroline Found'un ani ve trajik ölümü sonrasında eyalet şampiyonasını kazanması takımın tehlikeye girecektir. Çünkü onun gibi bir oyuncu yoktur. Fakat şampiyonayı kazanmaları gerekmektedir. Konu bunun etrafında dönüyor.
Benim için bir de çok değer vermiş oldum. Helen Hunt ve William Hart'ın da oynamaları bu filmde. Ben iki oyuncuya bayılıyorum. İkisinin oyunculuğunu çok beğeniyorum. Sizi tatmin edecek bu film. Değerli arkadaşlar, umarım bu videomda da keyifli zaman geçirmiş ve benimle beraber sıkılmamışsınızdır. Bir şeyler de öğrenmişsinizdir. Değerli dostlar, bir sonraki videomda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.